Murat Bardakçı Eski bir başbakan hakkında bunları yazmayı hiç istemezdim ama Ahmet Bey beni mecbur bıraktı. Gelecek Partisi'nin genel başkanı olan eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu dün gece Fatih Altaylı'nın teke tekte konuğuydu. Fatih Davutoğlu'na bir seyirciden gelen 1908'de Abdülhamit en önemli hedefti. Muhalefetin bütün ideolojisi Abdülhamit'i devirelim meselesiydi ama sonrasını düşünmüyorlardı. Bugün de Tayyip Erdoğan'ı bir nevi Abdülhamit haline getirip insanları Abdülhamit sonrasındaki kaos ortamıyla korkutmuyorlar mı sorusunu nakletti. Davutoğlu sazı eline aldı ve veryansın etmeye başladı. Bu çok işlenen bir konu. Bazı tanınmış tarihçilerden de bu tür yorumlar geldiğini gördüğümde üzülüyorum. Bu anakronistik bir metodolojik bir sapmadır. Tarihe geriye dönük bugünden baktığınız şekilde okumaya başladığınızda ve tarihi tekrar kurguladığınızda tarihe de haksızlık edersiniz, o günkü şahsiyetlere de haksızlık edersiniz. Bu son zamanlarda hatta Erdoğan tarafından yayılan bir şey. Ne Erdoğan 2. Abdülhamit'tir, ne Türkiye Osmanlı'nın son dönemini yaşadığı konjonktürde yaşıyor. Ne de demokrasi olgunluğumuz o günlerdeki gibi. Kurumlarımızda öyle değil. O iyi bu kötü değil. İki ayrı tarihi vakayla karşı karşıyayız. Bu subliminal mesajlar daha önce FETÖ tarafından yapılan uygulanan şeylerde aynı yöntemlere başvurmak yanlış. Yani biz Abdülhamit'in karşısındaki güç odaklarının Türkiye burada söylediği kelime anlaşılmıyor, gibi yansıtıldığımızda bu Türkiye'nin siyasetine ne katkı sağlar, bu aynı zamanda tarihi de çok yakından bilmemekten kaynaklanıyor, bir dönemi altın bir çağ olarak tanımlayıp, sonrakileri kapkara bir çağ olarak görme alışkanlığı bizim tarih yanılsamalarından biridir, metodoloji olarak yanlıştır, bugünkü siyasete uyarlanması ise çok kötü bir tarih istismarcılığıdır. Türkiye'de en kolay yapılan iki şey var maalesef inanç istismarcılığı ve tarih istismarcılığı bu tarih istismarcılığından başka bir şey değil Erdoğan demokratik bir ülkede bir imparatorluğun son aşamasındaki birliğini koruyan bir lider değil Sultan Abdülhamit'le sonrasındaki dönemdeki aydınlara ve çoğu da Sultan Abdülhamidi geçmişinde desteklemiş aydınlara da yapılmış bir haksızlık bu. Bu karşılaştırma yanlış bir karşılaştırma. Bu bir tarih istismarcılığı. O bakımdan bugünle karşılaştırılmasını da yanlış görürüm. Buradan hareketle bir siyasi senaryo bu bir kara propaganda. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri en fazla beni alakadar ediyordu. Daha doğrusu muhatabı bendim. Zira bir seyircinin Fatih Altaylı'ya gönderdiği ve Fatih'in de Davutoğlu'na yönelttiği soru, Habertürk'te geçen 12 Ocak'ta yayınlanan Muhalefet ve Abdülhamidi Devirmek başlıklı yazımdaki ifadelerimdi. O yazıda 1908'den yani 2. Meşrutiyet'in ilanından önceki senelerde muhalefetin tek hedefinin Abdülhamid'i devirmek olduğunu hatırlatıp, memleketin dertlerine son verebilecek ciddi çareler düşünmediklerini, hükümdarı nihayet devirdiklerini ama hiçbir şeyin düzelmediğini, aksine daha da berbat hale geldiğini ve neticede koskoca imparatorluğu elimizden gittiğini yazıyor ve muhalefetin politikası bugün 1900'lerin ilk senelerinde kalmış vaziyette. Tek bir hedefleri var, Tayyip Erdoğan'ın iş başından gitmesi. O hele bir gitsin de ne olacağı Allah kerim ama bir gitsin. Geçmişin tek sloganı olan gitsin haykırışları bugün de yükseliyor ama gittiği takdirde ne yapılacak ne edilecek, sıkıntılara karşı ne tedbirler alınacak bunlar hakkında tek söz eden yok diyordum. Dolayısıyla Davutoğlu'nun tarihe ve tarihi şahsiyetlere haksızlık ettiğini, FETÖ yöntemiyle subliminal mesajlar verdiğini, tarihi yakından bilmediğini ve hem tarih istismarcılığı hem kara propaganda yaptığını ileri sürdüğü kişi bendenizim ve Ahmet Davutoğlu'na gerekli cevabı vermek de benim için farzdır. Yazdığımı okuyun kafi. Öyle anakronistik ve metodolojik sapma yahut epistemolojik tıngırtı gibisinden cafcaflı ama sadece 3-5 kişinin anlayabildiği yapmacık bir entelektüel üslup bana göre olmadığı için açıkça söyleyeceğim. Abdülhamit karşıtlığıyla Tayyip Erdoğan muhalefetinin benzerlikleri hakkında yazdıklarımın hepsi doğrudur Ahmet Bey. Hakkımda subliminal mesajlar veren tarih cahili kara propagandacı gibisinden iftiralardan medet ummadan önce yazıma okuma zahmetine tenezzülen de olsa katlansaydınız, Abdülhamit ve Tayyip Erdoğan Türkiye'si değil, Abdülhamit Erdoğan muhalefeti arasında benzerlik kurduğumu, hatta bir ayniyeti ifade ettiğimi görürdünüz. 31 Mart hadisesi üzerine İstanbul'a giren hareket ordusunu teşkil eden, düşünceleri birbirlerine tamamen ters olan ve sadece Abdülhamid'i devirmekte görüş birliğine varan grupları hatırlayıp ardından da bugün birbirinden hemen her konuda farklı düşünen ama tek ortak noktaları Tayyip Erdoğan'ı yollamak olan muhalefetin manzarasına nazar buyursanız, söylediğimi daha iyi anlayabilirsiniz diyeceğim. Fakat bu ayniyeti zaten gayet iyi bildiğinizden eminim. Ama ah o politika yok mu? bildiğinizi söylemenize müsaade etmez ki. İspat edin, oyum sizindir. 12 Ocak'taki yazım Habertürk'ün sitesinde durduğu ve bir tıklamayla ekrana gelmesi mümkün olduğu için o yazıda söylediklerimi tekrarlamayacak ve hakkımdaki diğer iddialara geleceğim. Mesela tarihi yakından bilmediğim iddiasına, beni bu konuda ukalalık etmek mecburiyetinde bıraktığınız için okuyucularımdan ve herkesten özür diledikten sonra açıkça söyleyeyim Ahmet Bey tarih konusunda pek cahil sayılmam ve özellikle de yakın tarihi maalesef iyi bilirim bildiğimin delilleri de üst üste konulduklarında yükseklikleri sizin boyunuzun yarısını geçen tamamı belgeye dayanan ve bazısı konusunda tek kaynak olan kitaplarımdır bu eserleri yazmanın verdiği derin hazla Abdülhamit zamanındaki hatıraların tamamını okuduğunu iddia eden fakat okuduklarından pek bir şey anlamadığı apaçık belli olanlara da o dönemi sevabına öğretebilirim ama ortada çok daha ağır bir başka iddia var malum cemaate hiçbir zaman muhabbet hissetmememe, tek bir temasımın bile olmamasına ve o çevreden daima uzak durmama rağmen FETÖ yöntemiyle subliminal mesajlar verdiğim iddiası. Bu iddia sadece ucuz bir iftiradan ibarettir ve espak bir başbakana asla yakışmaz. Şimdi size bir teklifim var Ahmet Bey. Benim geçmişte yahut şimdi FETÖ en ufak bir rabıtamı bulun, hem vallahi hem de billahi gelecek seçimde oyum helalinden sizindir. Ama ya bulamazsanız FETÖ yöntemiyle sabliminal mesajlar verdiğim iftirasının getirdiği vebalin altından nasıl kalkacaksınız? İstismarcı ve kara propagandacı kim olacak? Murat Bardakçı, Habertürk Özay Şendir, Yunanistan'ı karıştıran kare ve sansürlenen haber Bizim Kardak dediğimiz kayalıklar İmnia adıyla anılır Yunanistan'da. Dün sabah erken saatlerde Tanea gazetesinin siyaset haberleri manşetinde ilginç bir haber vardı. Haberde Kardak krizinin yıl dönümünde kayalıkların etrafında sadece Türk savaş gemilerinin olduğunu gösteren bir sosyal medya kullanıcısının fotoğrafları ve Yunan hükümetine eleştirileri yer alıyordu. Haberin sonunda Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kardak krizi için yazdığı sosyal medya mesajındaki "Ölen askerlerimizi unutmuyoruz. Uluslararası hukuka göre ulusal çıkarlarımızı savunmak için teyakkuzdayız." cümleleri hatırlatılıyordu. Yani Dışişleri Bakanı teyakkuzdayız diyor ama Kardak etrafında sadece Türk gemileri dolaşıyor mesajıydı haber. Öğleden sonra Yunanistan kamuoyunun hiç Türk kamuoyunun çok az bildiği Kardak gerçeğini yazmak için Tanea'nın internet sitesini tekrar açtım. Haberi bulamadım. Bilgisayarın geçmişinden haberin sabahki linkini bulup tıkladım. Bir baktım haber uçurulmuş sayfadan. O zaman hem bu gerçeği hem de 30-31 Ocak 1996 gecesi asıl yaşananları yazayım. Kardak krizinin doruğa çıktığı gece adanın etrafında silah sistemleri birbirine kilitlenmiş 7 Türk ve 7 Yunan gemisi vardı. Yunanistan'a ait HS Navarion'dan kontrol için kalkan Yunan helikopteri bir süre sonra uluslararası frekanstan acil durum çağrısı yaptı. Bu çağrıyı hem Yunanlılar hem de Türkler duydu. HS Navarion gemisi günün şartları içerisinde pozisyonu belli olmasın diye güvertesini aydınlatmadı. Buna karşılık TCG Yavuz'un komutanı Tuamiral Aydın Gür'ün eline telsizi alıp aynı frekanstan Yunan pilota TGS Yavuz'a inebileceği çağrısını yaptı. Yunan pilot bu çağrıyı kabul etmedi. Kısa bir süre sonra da düştü. Helikopterde bulunan 3 Yunan subayı hayatını kaybetti. Düşünün o saatte Türk ordusuna verilen emir, ikinci kayalığa çıkmaları değil, iki kayalığa da çıkıp direnirlerse Yunan askerlerinin etkisiz hale getirilmesiydi. Savaşa dakikalar kadar düşmekte olan bir Yunan helikopterine kendi gemisi sırt çevirirken, Türk gemisi güvertesini açtı. Ege'yi barış denizi yapacak olan irade işte bu iradedir. Türk-Yunan barışını sağlayacak olan medya düzeni dün mezarı başında andığımız Abdi İpekçi'nin çizdiği yoldur. Maalesef karşılıkları yok şimdilik komşuda. Yazıyı küçük bir parantezle bitireyim. Çatışma olmadan ikinci kayalığa çıkma fikri kurmay Yarbay Ahmet Erol'a aittir. Ankara silahlar ateşlenmeden hemen önce bu öneriye onay verince operasyonun seyri değişti. Özel Şendir, Milliyet.